Ben Çorum Alacahüyüklüyüm, Ozan Hüseyin Denkliyim, Gazi Üniversitesi'nden emekliyim. Böyle güzel ortamlara gönül veren bütün insanlarla sohbetliyim, muhabbetliyim. 1970'te askerden geldim, işe girdim. Sonra 1994'te emekli oldum. Emeklilik bir idealdir, her çalışan için geçerlidir. Çalışıp, çabalayıp vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ettikten sonra bir rölanti dönemi emeklilik. O zaman da işte gezmeyle, tozmayla, ülke görmeyle, güzel yerleri gezmeyle olmalı. Ama maalesef bu durumda hiçbir tarafı ne gezebiliyor, ne görebiliyor, ne işte önceden bir yaşam mücadelesi vardı çalışırken. Emekli olduktan sonra da tabii ki çoluk çocuk büyüdü, torun torba oldu. Onları işte yetiştireyim, eğiteyim, büyüteyim. Onların da bir ideali var, geleceği var. İşte okula gidecek, okul bitecek, devletimize askerliğini yapacak. Gelecek devlet görevlerinde görev alacak. Görev aldıktan sonra da o da bizim gibi çalışacak, çabalayacak. Geleceğin bir dedesi de o olacak yani. Ama maalesef şimdi ne gençliğimizin geleceğini görebiliyor, ne bizim şimdi ya bundan iki sene önceye kadar hayat öyle pahalandı ki birdenbire anormal bir pahalılık oldu. Yani bu sebebini de anlamış değiliz, yani bütün ülke anlamış değil. Anlasalar zaten buna bir dur demeleri lazım. Çünkü bugün 6 liralık mazot çıktı 45-50 liraya, 80 liralık 90 liralık peynir çıktı 300 liraya 400 liraya, 80 liralık, 100 liralık et çıktı 6-700 liraya. Yani aslında vatandaşımız da ya hesap yapmayı bilmiyor ya da mahsus söylemiyor, bilen de söylemiyor. Niye söylemiyor? Ama birebir konuştuğun zaman herkes hayattan şikayetçi oluyor. Ama şikayetçi olma da hakkımız. Neden hakkımız? Bir çarşıya indiğin zaman bir yemek yiyebiliyordun, bir şey yiyebiliyordun, bir lahmacun yiyebiliyordun. İşte bir şeyler yiyebiliyordum, döner yiyebiliyordum. Ya şimdi simit bile yiyemiyoruz arkadaş. Gerçekten söylüyorum, simit bile yiyemiyoruz ya. Böyle ben anlamış değilim yani. Şurada iki sene içinde hayat o kadar fırladı ki 180'e, 200'e, 250'ye daire alırken, ev alırken şimdi 3 milyona, 5 milyona alamıyorsun ya. Ya işte bunların hepsi bir bütün. Bir bütün olunca bütün insanlık hepimiz aynı şartlarda yaşıyor. Bu 85 milyon nüfusumuz var deniliyor. 85 milyon nereye gidersen git. Doğuya git, batıya git, güneye git, kuzeye git. Güzel tatil yerlerimiz var, gezemiyor, göremiyor. Şimdi 94'te emekli oldum. Emekli olmadan önce 93'üm işte emekli olacağım dönemlerde. Ben makam şoföründen emekli oldum. Dedim ki ya şimdi sen dedim şoförlükten emekli oldun, Türkiye'yi gezdim, görev icabı gezdik. Emekli olduktan sonra boşta kalırsın, psikolojin bozulur, kendine bir araba al. Tuttum, kendime bir 131 Şahin aldım. Bak bir emekli maaşına 131 Şahin aldım. 95'te geri onu sattım, bir başka araba aldım. Bir iki sene kullandık, onu sattık, başka araba aldık. Yani bir araba alabiliyorduk. Esas şu, ben işe girdiğimde ilk maaşım 380 liraydı. 380 lira. Yani 400 bile değil. Bir yıl sonra 70'te işe girdim. 71'de 657 personel kanunu yasası çıktı. Halen o geçerli memuriyette, o kanun. O zaman maaşım işte 699, 88, 700'de çıktı diyelim. Ben tuttum, taksit bir arsa aldım. Yani dağlarda, köyün NATO yolundan bir arsa aldım. 3 yıl taksitini ödedim, bir ardiye borçlandım. Bir gece kondu yaptım. 3-4 yılda gece kondu borcunu ödedim. Ondan sonra işte ilavesini yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık derken 45 yıl gecekonduda oturdum. Onun karşılığı da müteahhite verdik.
Onun karşılığı olarak da bir dairem var şimdi. Yani şunu demek istiyorum. Çalışırken de bir şey alabiliyordum. Emekli olunca da bir şey alabiliyordum. Tabii, tabii. Yani çünkü orantılar memur maaşına göre ayarlanıyordu, dengeleniyordu. Kira mesela 3 yıl kirada oturdum. Kirada oturdum. 3 yıl kirada oturdum. Hem çalışıyordum hem kira veriyordum. Hem de yine bunları alabiliyordum bak. Düşün. Ya şimdi kardeşim ev almak 3-4 milyona, 5 milyona, 10 milyona, 50 milyona, 100 milyona olan yerler var. Tabii ki ben bizim şeyimize göre yerleri söylüyorum. Genelde %80'i bizim benim gibi düşünen insanların ortamı yani. Ya şu anda işte 9 küsür alıyordum. Şimdi de işte 13-14 o civarda yeni verilen zamla birlikte. Ben şimdi eskiden çok hesap ediyordum. Memur kat sayısını hesaplayabiliyordum. Verilen şeyler hesap edebiliyordum. Bıraktım arkasını ne verirlerse hü bereket diyoruz. Çünkü senin bilmemenden daha iyi. Niye? Bildiğin zaman kafayı yiyorsun. Psikolojin bozuluyor. Hani bakıyorsun, alamıyorsun. Bakmak başka bir şey, alamamak daha başka bir şey. Ya bir ay maaşla nasıl geçiniyorum bak. İnan, her zaman ben tasarruflu geçinenlerdenim. Böyle gereksiz masraflarım yoktur. Mesela sigara içmem. Bugün bir sigara paketi 50-60-100 lira. Hesaba vurduğun zaman aylık 2-3 bin lira tutar. Zaten maaşın belli. İşte dediğim gibi bir Allah'a çok şükür bir şansımdan dolayı bir evim var. Kira vermiyorum. Kira versem bugün benim evim nereden kiraya verirsen ver 10 lira 15 lira. 10 lira maaş alıyorum, 15 lira maaş alıyorum. Kiraya verdin. Yemen nerede, yol paran nerede, evin masrafı nerede, elektriğin, suyun, gazın, şunlar bunlar nerede? İşte onlar nereden karşılanacak? Bak bunların hepsi ödeniyor. Ödeniyordu. Maaşından da geçiniyordum. Ya arkadaş orantı çok abartıldı. Ya pazara gitmiyorum ki ben. Nerede markette, nerede ucuz gördüm? Zepseyi, meyveyi, peyniri. Bak peynirin bile şeyi var ya, cinsler var. Yarım yağlısı var, yağsızı var, yağlısı var, pahalısı var. 300'e var, işte 250'ye var, 170'e var. İşte en düşüklerini almaya çalışıyor. Eskiden parça parça 3-5 çeşit şey koyuyorduk sofraya, peynir. İşte kaşarıydı, burmalısıydı, yağlısıydı, beyaz peyniriydi. Ya eti hiç görmüyor şimdi. Vallahi bak görmüyor. Yani şimdi dinleyenler belki abartıyor diyebilir de asla ben hiçbir şey abartmam. Ne söylüyorsam, ne diyorsam ben gerçektir. Yaşayarak yaşadım ben. Yaşamaya çalışıyorum. Ben çalışırken son dönemlerde bir İsviçreli emekli geldi bizim Türkiye'ye hocanın misafiri olarak. Monsieur Pierre. Ya ben o adamı Kızılcamam'a götürdüm, Mugan Gölü'ne götürdüm, başka yerlere götürdüm, yani gezdirdim. Çalıştığım dönemde yani boş zamanlarımda adam şunu söylüyordu bana bak. Monsieur Pierre herhalde Hakk'a kavuştu, rahmetli oldu. Buradan rahmet olsun. Ben bütün dünya insanlarını seviyorum. Dünyada 8 milyar insan var, 73 millet var. Ben hepsine kardeşçe, dostça, kendi inancında, kendi dilinde, kendi kültüründe herkes yaşasın ama insan olarak bir aradayız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ey nas, ey insan, ben sizi bir kökten 73 dala ayırdım. Herkes bak 73 dal ne demek? Bir kökten ama. Kökü insan. Ama her dilden, her dinden, her mezhepten, her inançtan, her kültürden 73 millet var dünyada. Ya ne güzel işte insan ya. Nereye varsam insan. Monsieur Pierre geldi İsviçre'den. Ben her ay bir ülkeye gidiyorum diyordu. Bak her ay bir ülkeye. Her ay gittiği ülkede bir ay kalıyordu. Ya ben buradan şimdi köyüme gidemiyorum, Çorum'a gidemiyorum ya. Neden? Yol parası pahalı, gidip gelme pahalı, gittiğin zaman aldığın şeyler pahalı. Şimdi bunları bir araya getirince ben şahsım olarak yine de binlerce şükür olsun ki ben şahsım olarak öyle veya böyle artık şeyimizi tamamlarız. Ama ben bundan sonraki gelecek gençlere, sizin gibi gençlere, gençlerin gerçekten böyle giderse, buna bir dur denilmezse, bir belirli şeye çekilmezse piyasa, ya maaşların yükselmesi bir şey ifade etmiyor. Ben 340 lirayla da geçindim. 15 bin lirayla da geçinmeye çalışıyorum. Ama nasıl geçiniyorum?
İşte idare edeydi, anlattım. Bugün 4 tane torun var, 100'er lira versen 400 lira senin o ayın harçlığın gidiyor. Şimdi ben ülkemizi yönetmeye talip olanlara ve yönetenlere şöyle seslenmek istiyorum arkadaş. Bak 600 milletvekili var. 600 milletvekili vekil seçilmeden önce bir sürü vaatlerde bulunuyor. Bir sürü sebeplerde bulunuyor. Bir sürü söz veriyor. Ama vekil seçildikten sonra bunların hiçbirini uygulamıyorlar ya da uygulayamıyorlar. Onu bilemem. İktidarıyla, muhalefetiyle. Ülke ekonomisine, ülke gidişatına, ülke gelişmesine sahip çıkmaları lazım. Ben de onları anlatan bir şiir söylemek istiyorum. Vekillere yükledim ben bu vebali. Bütün ülke adına. Milyonlar işsizlik almış yürümüş. Günaha el kaldıran vekil boynuna. Ortalık kan gölü ceset çürümüş. Günaha el kaldıran vekil boynuna. Çalışan doymuyor halları yaman. Köylü de buğday çıkmıyor saman. Emeklinin feryadı göklere duman. Günaha el kaldıran vekil boynuna. Esnaf kan ağlıyor haksıza teslim. Kandırılıyor halkım ruhları paslım. Mazot, gübre, ilaç alamaz çiftçi de yaslım. Günaha el kaldıran vekil boynuna. İnsanlar korkuyor, hırsızlık arttı. Yasalar karıştı, çıkmaza yattı. Vatan topraklarını ecnebi kaptı. Günaha el kaldıran vekil boynuna. Ozan Bekli hakkımız verilsin diyor. Kimileri çöpten, kimileri Hilton'dan yiyor. Haksızlık, adaletsizlik bu durumda diz boyu herkes biliyor. Günaha el kaldıran vekil boynuna, günaha el kaldıran vekil boynuna. Başka ne diyebiliriz? Şimdi evini sat, bak evini sat, istersen 5 milyona sat, geri evin alamam yani. Geçen bir çorba yiyeyim dedim, ben işkembe çorbasını çok severim, size de tavsiye ederim ama yok yiyemiyor, niye biliyor musun? Bak işkembe ve kelle paça insan sağlığı için, eklemlerin iyi çalışması için, güzel hareket edebilmen için, kalsiyumun alabilmen için güzel bir yiyecektir. Ama bak onu bile alamıyorduk. Eskiden bedava veriyorlardı ya. Kemiği parayla veriyorlar şimdi ya. Bırak eti, kemiği parayla veriyor. Onu da bulamıyorum her kasapta.